Bir tek yazılı kaynak var. Mustafa Kemal'in cenaze namazının kılındığına dair bir tek yazılı kaynak var. Fahrettin Altay'ın 10 yıl savaş ve sonrası isimli eseri. Fakat buradaki malumat nakıstır, eksiktir. Nedir o malumat? Diyor ki Makbule atadan geldi. Mustafa Kemal'in üvey kardeşidir. Ali Rıza'nın gerçekten kızı olan Makbule atadan. Mustafa Kemal Ali Rıza'nın çocuğu değildir. O 5 yaşındadır anası Ali Rıza ile evlendiği zaman. Makbule atadan kendini yerden yere attı. Benim katafalka koydular Hristiyan usulü. Benim kardeşim Müslümandı. Niye cenaze namazını kılmıyorsunuz? Bağırdı çağırdı. Onun bu tehevvürü, onun bu kızgınlığı sükunete ersin diye. O zaman vakıflar umum müdürü olan hafızam yorgun. Kim Abdülaziz? Yatkaya, Şerafettin Yatkaya. Yanımızdaydı. Dedim ki hoca, geç önümüze kıldır bize bir namaz. O imam oldu. Tabii hepsi fotoğraf şapkalı. Bir namaz kıldılar. Fahrettin Altay'ın söylediği bu. Ama o zaman orada küçük rütbeli bir subay olan Cevat Salim Paşa'yı ben 1970'li yıllarda Erenköy'de evinde dinledim. O da hadiseyi şöyle anlattı. Dedi ki Makbule atadan geldi bağırıp çağırıyor benim kardeşim Müslümandı. Niye namazını kılmıyorsunuz? Bu nedir Hristiyan usulü vesaire? Ben de Şerafettin Yatkaya dedim ki ya hocasın, hoca geç önümüze kıldır bize bir namaz. Tamam saf olun dedi arkama. Arkasına saf durduk. Hoca sonra Diyanet İşleri Reisi oldu. Adamın camiye girmediği, namaz kılmadığı şununla sabit ki namazdaki tekbirlerin Türkçeleştirilmediğini bilmiyormuş. Ben çok müezzinlik yaptım Türkçe ezan zamanında. Kamet getirirken Tanrıludur, 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 şüphesiz bilirim, bildirim, Tanrı'dan başka yoktur, tapacak ile akır da kadgâmet-i salâ, kadgâmet-i salâ yerine namaz başladı, namaz başladı. Tanrıludur, Tanrıludur, İmam Allahu Ekber der. Çünkü bu ekber namazın içindedir. Ezan ve kamet Türkçeleştirmiştir. Fakat Şerafettin Yatkaya bunu bilmiyormuş ki Tanrı uludur. Tanrı uludur. Tanrı uludur. Tanrı uludur. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm. Şimdi Allah-u Ekber Tanrı uludur'a değişince namazdaki tekbirler de değişti zannediyor. Hep sonra Diyanet İşleri Reisi oldu. Bakın işe bakın. Hep camiye girmemiş. Bunu canlı şahidi Cevat Salim Paşa söylüyor. Bu kulaklarım duydu. Dedim ki hoca ne yaptın? Daha beterini görün şimdi. Ne yaptım? E bir tarafta Tanrı oldu, bir tarafta Esselamu Aleyküm. Sus sus, sanki abdestin mi var? Şu karı kendisini helak etmedim diye bir iş yaptık, sus demiş. Abdestsiz namaz kılınmış. İmamın abdesti yoksa diğerlerinin olsa bile zaten hükmü yok. Tanrıludur diye kılınmıştır. Böyle kılınmıştı. Evet. Cemaat var mı cemaatin? Oradaki hazır olanlar, hizmetler. Cevat Salim Paşa da orada vazifeli. Halktan kimse yok. Bir sözünü daha söyleyeyim. Mustafa Kemal sabah 9:05 geçe ölmemiştir. Mustafa Kemal gece yarısı ölmüş. Ama sonunda doktorlara sövüyor. Nöbet tutmamışlar. Çıkmış gitmişler. Sabah gelmişler ki Cevat
Paşa da orada küçük bir rütbede subay, vazifeli. Zaten vazifesi dolayısıyla şahit olduğu bir şey anlatıyor. Gelmişler ki doktorlar ölmüş. Lan ne yapacağız? Ya kim biliyor gece öldüğünü? Şimdi öldü diyelim. 9:05 gece öldü diye merasime de kolay gelir. Zabıt tuttular. Bu yalandır. Gece yarısı öldüğünü Cevat Salim Paşa canlı şahidi olarak söylemiştir. Sabahleyin gelmiş doktorlar. Bıktılar, sövüyor, küfür ediyor onlara. Nöbet tutmamışlar. 9:05 geçse de bir yalandır. Bunun hayatında böyle o kadar yalan var ki. Erkekseler şu kanunu kaldırsınlar da